كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Evvela vefat eden yakınlarımız ve şehitlerimizin ruhuna buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Allah Celle Celaluhu kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin. Münker nekirin suallerine de kolayca cevap vermeyi onlara nasip eylesin. Yarın bir gün biz de ölüp toprak altına girdiğim zaman Allah Celle Celaluhu bize de kabir hayatını kolay eylesin. Kabir zordur. Kabir yalnızlık yuvasıdır. Kabir akreplerin, yılanların, çıyanların yuvasıdır. Kabir karanlık yuvasıdır. Allah Celle Celaluhu bize kabir hayatını kolay eylesin. Hazreti Osman der ki, yani Hazreti Osman'ı bir gün hüzünlü gördüler. Dediler ki, neden hüzünlüsün? Hani bir sıkıntın var. Dedi, kabri düşünüyorum. Dediler, hani kabir sonrası var, mahşer var, sırat var, cehennem var. Hazreti Osman dedi ki, nasıl başlarsa ilerisi daha da. Mesela şöyle örnek ver, atıyorum. Bir adam kötüyse ilerisi daha kötüye gidiyor. Kabir zorsa mahşer daha zor. Mahşer zorsa sırat daha zor. Sırat zorsa cehennem daha zor. Level gittikçe artıyor. Ama adam kabri güzelse mahşeri daha güzel olacak. Mahşer güzelse sırat daha güzel olacak. Sırat güzelse cennet çok güzel olacak. İnşallah biz de kabri güzel olanlardan olalım. Biz kabri güzel olanlardan olmazsa kardeşim, Allah bize selamet versin. İşimiz zor. Allah Celle Celaluhu bu dünyada hakkı ile yaşayıp hakkı ile ölmeyi hepimize nasip eylesin. Ama bunun yolu Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarına uymaktır. Günahlardan uzak durmaktır. Allah başta bana, sonra Tevfi'ye, sonra ümmeti Muhammed'e selamet versin. Evet. Niye kardeşim? Günah çok. Günahımız boyumuzu aşmış. Tabi kuluz. Kul kusursuz olmaz. Bu kılıfın altına da sığınmayacağız. Şimdi günahımız çok. Tamam. Allah affeder dedik. Yattık aşağı. Ya da bizim bir arkadaş var. Allah selamet versin. Adını vermeyeyim. İsmi lazım değil işte. Ben de üç nizan ediyorum diyor. İnşallah diyor, cennete gireceğiz diyor. Benim cehennemde ne işim var diyor. Ben Müslüman adamım diyor. Benim cehennemde ne işim var? Tamam. Bu doğru ama şimdi sen bu kafayla yürürsen yani yuvarlanırsın cehenneme doğru yani. İsmi lazım değil. Bizim bir tanıdık bir arkadaş yani. Bu kadar da hüsnü zan olmaz. Tamam mı? Adamın o parmağını alırlar. Adamın parmağını kırarlar. Öyle yok, ben oraya gideceğim, ben buraya gideceğim. Böyle el kol hareketleriyle olmaz kardeşim. Şimdi ne dedik? Kabir hayatı zordur. Hazırlanmak kolaydır. İnşallah oturduğumuz yere oturacağız. Akıllı olacağız. Allah Celle Celaluhu'nun kanunları neyse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri neyse yapacağız. Tarikat dersimizi adam gibi yapacağız. Öyle yok. Dersliysek dersimizi yapacağız. Dersimiz yoksa kardeşim ilme yöneleceğiz. Sohbete yöneleceğiz ki ahirete yatırım yapalım. En değerli yatırım ahiret yatırımı. Adama desen ki Arnavutköy'de 100 metrekare bir arsa var. Allah selamet versin. Hemen koşa koşa. Sağdan borç buluyor, soldan borç buluyor. Hemen yatırım yapmam lazım. Benim bu arsayı almam lazım. Bu daire almam lazım. Gerekirse faiz çekiyor. Allah sana selamet versin. Senin faizle ne işin var Müslüman? Ama ahiretten arsa almıyor kimse. Ahiret arsasını kimse almıyor. Ahiret arsasına kimse yatırım yapmıyor. Yani adam diyor ki 3. havalimanının diyor yakın nerede ne var diyor. Arnavutköy'de bir yer var diyor. Oradan diyor bir toprak alsam diyor. Bilmem şimdi 100 lira ise işte seneye 200 lira olur diyor. Geleceğe yatırım.
Sen o arsayı aldığının ertesi gün ölürsen ne olacak? Hı? Çoluk çocuğun birbirini öldürecek. Arsa benim, arsa benim diye. Sen ahirete yatırım yap. En karlı yatırım ahiret yatırımı. He, şöyle demiyoruz kardeşim. Bak bunu, biz bunu söyleyince bizim arkadaşlar Allah selamet versin hep yanlış anlıyor. Ya sen şimdi böyle konuşuyorsun da işte biz hiç dünyalık şey yapmayalım mı? Dünyaya konuşmayalım mı? Dünyaya yatırım yapmayalım mı? İşte yemeyelim mi? İçmeyelim mi? Konuşmayalım mı? Ya arkadaş, yarın ölecekmiş gibi ahirete yatırım yap. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yatırım yapacaksın. Evet. Bu lafı unutmayın. Bu laf başlı başına bir Müslümana yeter. Yarın ölecekmiş gibi ahirete. Yarın ölecekmiş gibi. Mesela ne diyor adam? Namazının huşulu olmasını istiyorsan ne yapacaksın? Son namazın gibi kılacaksın. Benim bu son namazım, ben yarın öleceğim. Son namazım, son orucum, son zikrim, yarın öleceğim. Ona göre kıl. He, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için. Nasıl yapacaksın mesela? Sabah kalkacaksın, gerekirse 5'te namazını kılacaksın. İşte her neyse, sabah namazını kıldın, zikrini yaptın, dua ettin, çıkacaksın hemen dükkanı açacaksın kardeşim. Gerekirse 5'te dükkan açacaksın. Gerekirse. Gerekirse tabii vakit namazlarını camide kalacaksın. Gerekirse 11'de dükkanı kapatacaksın. Ama ibadetlerini aksatmayacaksın. Çalışmak da ibadettir diyen adam 5 vakit namaz kılmıyorsa o çalışmak ibadet değildir. Evet. Çalışmak kime ibadet? 5 vakit namazını hakkı ile kılana ibadet. Şimdi kıymetli kardeşlerim, tekrardan üstüne basa basa söylüyoruz. Bizim yatırımlarımız ahirete olmalı. Yaptığımız yatırımlar mahşere olmalı, kabire olmalı, sıratı olmalı, mizan olmalı. Çünkü bir sevap eksik kalırsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ayette geçer, hadiste geçer. Ama Allah Celle Celaluhu rahmetiyle muamele edip o kula acımazsa, Allah Celle Celaluhu o kula acımazsa, o kulun gideceği yer cehennemdir. Günahı kadar yanıp çıkacak. Ondan sonra inşallah cennete gidecek. Cehennemde en çok yanacak Müslüman 7000 sene yanacak. Az mı? 7000 sene. Burada 5 dakika ateşe dayanamıyoruz. He? Bir sıcak olduğu zaman hemen klimayı açıyoruz. Ya da darlandığımız zaman sıcağı kapat, klimayı kapat diyoruz. Değil mi? Ama cehennemin sıcağına 7000 sene kimse dayanamaz. Bırak 7000 seneyi, 7 saniye kimse dayanamaz. Elirsin, bitersin, mahvolursun kardeşim. Allah için ölüyoruz. Lütfen Müslüman olduğunu unutma. Allah Celle Celaluhu bizi bu dünyaya Müslüman gönderdi. Bunun kıymetini bilmek lazım. Kıymetli kardeşlerim, sizlere Allah için uyarıyoruz. İnşallah sözlerimiz kulağınıza küpe olur.